Adıyamanlı sokaklarda bayat ekmekleri toplayarak geçimini sağlayan bir kişinin kaldığı barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın kokusuna uyanan kişi yanmaktan kurtuldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir baraka yalnız başına yaşayan ve geçimini sokaktaki bayat ekmekleri toplayıp hayvan besicilerine satarak sağlayan Hüseyin Bal'ın gece kaldığı barakada yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın esnasında yangın kokusuna uyanan Bal diri diri yanmaktan kurtuldu. Uyanınca alevleri fark eden balığın yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiye geldi, söndürdü. Olayın basit bir yangın değil kundaklama olduğunu ileri süren Bal, daha önce barakanın kapısına kafir yazıldığını ve kendisini öldürmek istendiğini iddia etti. Şimdi ben burada bayağı ekmek topluyorum dışarıdaki köpeklere. Benden o şekil alıyorlar. Şu diğer odada yattığım esnada bir koku duydum. Kokudan çıktığımda bu odaya giremedim. Biraz alev vardı, biraz da duman. Hiçbir şey görünmüyordu etrafta. O arada kendimi dışarı attım can havliyle. Karşı komşu dedi, sen burada mısın dedi. Burada mısın dedi. Çık dışarı dedi, içeri girme dedi. Patlama, alev yükselebilir dedi. İçeri girme dedi. Ondan sonra dedi, ben itfaiyeyi aradım. Gelecekler dedi. O esnada polisler geldi. Polislerin akabinde itfaiye geldi, söndürme çalışması yaptı. Yani burada beni yakıp öldürmeye çalıştılar. Beni burada sindirip buradan atmaya çalışıyor bu etraf. Artık kim olduğunu bilmiyorum. Ondan Peki sonra yangın nereden gelmiş olabilir? Yani kundaklama diyorsun ama. yangın, ben içeride yatıyordum. Sabah 4 civarlarıydı. Yani o kokuyu aldığım zaman. Buradan başka ben burada ne bir sigara içtim içeride, ne burada bir sigara içtim. Gördüğün gibi orada bir havalandırma bırakmışım. İtfaiye de dedi zaten orada is de var dedi. Oradan atılmış dedi. O şekil mağdurum. Yani o delikten mi atıldı ateş? O delikten atılmış. Buradan başka herhangi bir bağlantısı yok. Şurada gördüğün gibi ateş muhtemelen buradan atılmış. Evet. Buradan yayılmış bu şekil. Yani uyanmasaydık şu odunlara bu şekil gitseydi, diğer odada zaten tahtalarım falan var ıvır zıvır. Ben orada kapıyı açamazsaydım, dumandan bunalsaydım bu hayatta olmayacaktım yani bu şekil. Peki düşmanların falan var mı? Benim düşmanlarım yok. Etraf beni burada sindirmeye çalışıyor. Ya mahalleli seni burada istemiyor mu? Mahalleli beni burada istemiyor. Neymiş, şu bayat ekmeği topluyorum burada. Yazmış. Geçen de kapıya şarap şişeleri dizmişler. Ya işte burada bu içiyor. Doğru, ben oruç tutmuyorum. Ama kimsenin karşısında da yemek yemedim. Kapıya yazmış kafir oruç. Yani beni buradan bu şekil sindirmeye çalışıyorlar. Başka bir şey değil. Yani... Hiçbir kanunsuz, hiçbir şey burada yapmış değilim. Burada sadece gördüğünüz gibi bir bayat ekmek var. Başka da herhangi bir şey yok. Bu ekmekleri nereden topluyorsun? Niçin topluyorsun? Bu ekmekleri belediyenin koyduğu çöp şeylerinden topluyorum motorla gezip. Köyde köpeği olanlara, hayvan besleyenlere veriyorum o şekilde. Yaşanılan olay sonrasında olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine inceleme yürüterek baraka sahibinin iddialarını araştırdı.